Erkekler peki başka size en enteresan gelen nelerine estetik yaptırıyorlar? Erkeklerde... Hep kaçıyorlar, söyleniyorlar bizlere ama... Erkeklerde az önce de ifade ettim, burun ameliyatları birinci sırayı... O bana çok mesela ilginç gelmedi, olabilir. Gelmedi, ikinci sırada da saçlar geliyor. Erkeklerin en büyük problemlerinden bir tanesi saç dökülmesi. Ha. Saç dökülmesi, erkeklerde ikinci sırayı herhalde saç kayıplarından oluşan telafiye yönelik çözüm arayışları oluşturuyor. Erkeklerin diğer bir problemi de göbek. Göbeklerinin büyümesi, göbeklerinin büyümesi yağ problemini ortaya çıkıyor. Şişmanlık, gerçi biz bunların tedavisini yapmıyoruz tabii şişmanlık tedavisini ama en azından birikmiş olan yağları bir alaraktan vücut hatlarını mümkün olduğunca normal konturlara da getirmeye çalışıyoruz. Erkeklerde dediğim gibi bir burun ameliyatları var, bir saçlara yönelik yapılan saç restorasyonu işlemleri var. Karın, göbek yağları, onu da yapıyorum ben. Onun dışında da erkeklerde daha az olarak da hani kulak ameliyatları olabiliyor. Yüz germe ameliyatları olabiliyor. Kulak tabii. Ameliyatı. Kulak tabii, kepçe kulak hepimizin bildiği problem. Evet. Doğru. Değil mi? Yani doğru. Bu kadında da olabiliyor, yalnız erkeklerde bu çenelerin, de olabiliyor. Nasıl? Çenesinden gerdiren hanımları görüyorum. Çok başarılı bulmuyorum. Yani çene gererek ve boyun gererek ve yüz gererek yapılan ameliyatların çoğunu başarılı bulmuyorum. Niye şurada katlar oluyor? Tabii evet. O biraz teknikle ilgili, bir probleme giriyoruz. Evet, yani orada eğer şimdi biliyorsunuz çizgi değil, bir de çizgi yerde, olur da kat oluyor, bir şey oluyor. Yani burada iki kat oluyor, bir kötü bir görüntü oluyor. Anladım ben sizin demek istediğinizi ama şöyle söyleyeyim, o tamamen teknikle ilgili bir şeydir. Yani bu bütün ameliyatlarda da aynı şekilde bir kat olacağı anlamına gelmez. Şimdi siz bu kulak önünden kesilerek yapılan yüz germe ameliyatları, boyun, çene altı germeleri kastediyorsunuz. Halbuki sizin dediğiniz problemin olmaması için, ki olmaması insanın elinde, cerrahın elinde olan bir şeydir o. Evet. Yani her yapılan ameliyatta ille de o şekilde bir katlantı olacak değil. Bu boyun, çene altı derisi zemindeki katmanlardan iyice ayrıldığı takdirde, yani herhangi bütün bağlantıları kaldırıldığı takdirde yapılan germe işleminden sonra o deri yapıştığı zemine son derece güzel bir şekilde adapte olur. Peki neden o zaman? Doktor hatası yani. Bunu hata olarak tanımlamak bence doğru değil. Nedir? Tamamen teknikle ilgili. Teknik. Doktorun hatası değil, doktorun kötü oluşuyla ilgili. Yapmasınlar, bunu mu yapsınlar demek istiyorum. Yok yok, hayır, kesinlikle öyle bir şey değil. Şimdi her ameliyat her hastada uygulanmaz. Şimdi öyle bir ameliyatın uygulanacağı kişi vardır, uygulanmayacağı kişi vardır. Bunu biz neye göre belirliyoruz? Tabii. Onun ayrımını tabii yapmak lazım. Öncelikle genç, hani derisinde herhangi bir buruşukluk henüz daha olmamış bir kişi de zaten böyle bir ameliyatı biz düşünmeyiz. Deride fazlalıklar, buruşmalar ortaya çıktıktan sonra o derinin gerdirilmeye ihtiyacı var. Deri gerilmedikçe hiçbir şekilde toparlanmaz. Fazlalıkların olunması lazım. Evet, mantıklı. Değil mi? Tabii. Bunu hastayı da işte bilinçlendirmeden, değil mi? Sonra hasta üzülüyor kötü olduğunda. Ama mesela deri fazlalıkları, buruşmanın olmadığı kişilerde de lazım. Böyle bir ameliyat uygun olmaz. Evet. Onun ayrımını iyi yapmak lazım. Hangi kişiye hangi ameliyatın uygun olacağını. Cerrah zaten hastaya baktığı zaman... Mesela Tuğba'ya hangisi seçim? Daha uygun sizce? Hiçbiri. Şu anda tabii ki yok ihtiyacı. Elbette ama lazım. İhtiyacı olduğu takdirdeki halini görerekten karar vermek lazım. Şu andan biz o bunu... yüz kemiğinden belli olmaz yani. Yok tabii ki. Tabii ki. Mesela ben kendimce benim gıdığımı sarkacağını hiç tahmin etmiyorum. Bence yanılıyor de. Olabilirim. Bence gıdığı de. Sanki sarkmayacak gibi geliyor. Ama siz kilolu bir insan değilsiniz zaten. Spor yapıyorsunuz. O kiloyla mı ilgili bir şey gıdık sarkması? Yani, ben görüyorum zayıf insanlarda da oluyor bazen. Şurada bir şey oluyor yani. Ha, o boyun kaslarının gevşekliğinden kaynaklanan ama bir siz şey sıkı ve kilolu bir insan olmadığınız için belki çok çok ileri yaşlarda ortaya çıkar ki önemli değil yani. Size bir şey sormak istiyorum ben. Gerçekten estetik insanı genç gösteren bir şey mi? Son 3 dakikamızı paylaşmak istiyorum sizinle. Doğru, tabii.
Niye olmasın ki? Bana göre değil. Ama yapılan işlemin niteliği önemli burada şimdi. Ha şimdi 60 yaşında bir 60 yönelik. Yaşında olsak diyorum. Ne yaparız da 30 yaşında görünebiliriz? Ya 60 yaşın tabii 30 yaşında görünmesi biraz zor. O zaman estetikte o yaşlarda gerekir diye düşünüyorum. Ama 60 yaşındaki bir insanın 40-45 arasında hadi taş yaptık 50 diyelim. Belki 40'ı çok fazla aşağı çekmiş oluruz ama 45-50 arasında görünmesi mümkün olabilir. Ama yani. O sunilik yerine o 10 yaş fark edecek diye yaptırmak. Şimdi o sunilik neden kaynaklanıyor yani biliyor musunuz? Suni şimdi oluyor siz işte. Aynaya baktığınız zaman hep kendinizi görmeye olmuyor. Alışıksınız. Hep kendinizi görmeye. Dışarıdan da insanlar suni geliyorlar. Şimdi ona geleceğim. Kendinizin dışında sizi bilenler de sizin yüzünüzün nasıl olduğunu biliyor. Bir anda öyle bir köklü değişiklik ortaya çıktıktan sonra bu çok dramatik bir değişikliktir. Öyle değil mi? Yani bakışlar birden farklılaşacaktır. Sizin kendi yüzünüzde böyle bir ameliyat yapılmış olsa, hı hı. kendinize çok çok farklı gelir. Aa dersiniz bu ben miyim?